Zaten fiilen Türkiye'de başörtüsü yasağının artık uygulamada olmadığı aşikardır. Türkiye'de başörtülü subaylarımızın olduğu, başörtülü hakimlerimizin olduğu, başörtülü valilerimizin olduğu bir döneme geldik çok şükür. Ve pratik olarak o 28 Şubat'ın o zor, karanlık günleri, hatta ta 12 Eylül'den itibaren başlayan bu başörtüsü düşmanlığının, milletin inançlarına, kıyafetlerine karışan bu müdahaleci devlet anlayışının bütünüyle çöp tenekesine atıldığı, Türkiye'deki vesayetçi bu yapının önemli göstergelerinden birisi olan başörtüsü yasağının fiilen ortadan kaldırıldığı aşikardır. Ama sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı hiç de gündemde değilken, mevzu bahis değilken bir gece yarısı bir tweet atarak hadi bir kanun teklifi yapalım dedi. Madem bu konuda samimiler, biz de diyoruz ki bunun en üst hukuk normu olan anayasayla çözülmesi gerekir. Hazırladıkları kanun metni de zaten sıkıntılı bir metindir. Yani üniformanın gerektirdiği şartlar dışında diyor. Şimdi yarın bugün başka bir iktidar gelir. Örnek olsun diye söylüyorum. Başörtülü bir polis memurunun olması mümkün değildir. Çünkü üniforma bunu kapsamıyor derse bunu nasıl uygulayacağız? Ya da bu uygulamadaki zulmü nasıl ortadan kaldıracağız? Samimiyseniz buyurun bir anayasa değişikliği yapalım. AK Parti bu hükümet bu anayasa değişikliğini hazırlamıştır. Burada meclise gelsin. Meclisteki bütün partilerin bu noktada bir samimiyet sınavından geçeceğini açıkça söylemek lazım. Burada bu mesele sadece AK Parti'nin meselesi değil, CHP'nin de, İYİ Parti'nin de, diğer partilerin de meselesidir. Ve ila nihaye Türkiye'de yani şimdi başörtüsü meselesi derken birçok kimse için belki bu sadece bir tanımlamadan ibaret. Ama binlerce insanın hayatını mahvetmiş, binlerce insanın mesleğini elinden almış, binlerce insanı memuriyetten atmış bir zulümden bahsediyoruz. Bu zulüm döneminin bir daha Türkiye'de hortlamaması için bunun anayasal bir güvence altına alınması en tabii olandır. Madem Cumhuriyet Halk Partisi niyetlerini sorgulamıyoruz, o bizim işimiz değil. Madem ki böyle bir konuyu gündeme getirdi, hadi buyurun Hodri Meydan hep beraber en üst hukuk normu olan anayasa değişikliğiyle bu işi çözelim. Ve bir daha hiç kimsenin aklına başörtüsüyle uğraşmak, başörtüsünü yasaklamanın gelemeyeceği, böyle bir şeyin düşünülemeyeceği bir Türkiye'yi inşa edelim. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne de görev düşüyor. Tabii Sayın Akşener'in dünkü söylediklerinden sonra da İYİ Parti'de bu başörtüsü meselesinde önemli bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. Buyursunlar parlamentoda hep beraber en yüksek ittifakla, en yüksek konsensusla başörtüsü konusundaki anayasal değişikliği yapalım. Anayasa değişiklik teklifinden bahsettiniz. Ne zaman gelecek meclise bu konuda bir takvim? Yani tabii bunun önce bir de başta MHP olmak üzere diğer partilerle de bunun herhalde bir müzakere süreci olur. Burada mühim olan niyettir. Bizim bu anayasa değişikliğinin yapılması konusundaki niyetimiz sahihtir. Amacımız ila nihaye bu yasağın tamamıyla gündemden kalkmasıdır. İzlediğimiz yöntem hukukidir ve Türkiye'nin sorunlarını çözücü niteliktedir. Bu anlamda diğer partilerle de bu konunun konuşularak bir mutabakat arayışı içerisinde olması herhalde doğru yoldur. Siyasi olarak doğru yol budur. Önümüzdeki günlerde belli bir takvim içerisinde bu gündeme gelir ve ümit ediyorum ki parlamentodan rahatlıkla geçirilebilecek ve toplumun çok geniş kesimlerinin üzerinde ittifak edeceği bir konu olur. Çünkü varsayalım ki eğer bu konu referandumla halka sorulursa, şundan eminiz, halkımızın kahir ekseriyeti, çok büyük bir kısmı bu ayıbın ortadan kalkması için anayasa değişikliğine destek verecektir. Ama AK Parti'nin tek başına referanduma götürme gücü yok. Artı hangi partilerden destek gelebilir ki bu referandum mümkün olabilir? Bir de şunu soracağım hemen. Referandum zamanlaması seçimle aynı gün iki sandık olacak şeklinde bazı iddialar var. Buna sizin yanıtınız nedir? Bu anayasa değişikliğiyle seçim meselesini birbirinden ayrı konular olarak ele almak lazım. Takvim nasıl denk gelir, referanduma gider mi? İnşallah referanduma gitmeden parlamentoda bu iş geçer. Ama referanduma giderse dediğim gibi milletin buraya çok büyük bir destek vereceği aşikardır. Bunun takvimi başka bir takvimdir, seçim takvimi başka bir takvimdir. Biz burada iyi niyetle, samimiyetle bu sürece destek arayacağız. Ve sürecin sonunda da inşallah Türkiye için tarihsel anlamda büyük zulümlerin izlerini taşıyan bu başörtüsü meselesi ila nihaye gündemden kalkmış olacaktır.